Pelin Canikoğlu ben. 76 doğumluyum. Aslında ben yemek yapmaya biraz geç başladım. Her gördüğün tarifi tabii imkanlar dahilinde malzemem varsa yapıyordum. Çok heyecanlıyım, çok umutluyum, kendime inanılmaz güveniyorum. Kesinlikle önlüğü alıp gideceğim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Tanıyalım. Sevim Canikoğlu ben. 45 yaşındayım. İkiz çocuklarım var, bir kız bir erkek. Maşallah. Emekliyim. Evet, yıllarım benim hep çalışmakla geçti. Böyle 15-16 yaşlarında bile köy yerlerinde vişne toplayarak, çilek toplayarak, çapa yaparak, onun dışında fabrikada çalışarak falan. Geldiğim İstanbul'a, ondan önce Antalya falan, aşçı yardımcılığı yaptım. Kesme, doğrama, yıkama. Onun dışında 10 yıl çok böyle onurlanarak söyleyeceğim. Demans hastası baktım. Kendi çocuğum gibi baktım. Çok da seviyorum. Böyle bir hayatım var. Çocuklarımla beraber mutlu bir aile hayatımız var. Peki, ne yemek yapacaksınız bize? Şefim ben kuru fasulye püresi eşliğinde karnabahar biftek yapacağım. Çimiçürü sosla servis edeceğim. Yani vejeteryan bir yemek yaptım ben. Fresh bir şey olacak. Çok da güzel, lezzetli bir yemek yaptım. Peki, 5 dakikalık süreniz var. Başlıyor muyum? Başlayın. Teşekkürler. Genelde vejetaryen yemekler deyince ve sağlıklı yemekler deyince tadında tuzunda bir şüphe oluşuyor insanlarda. Hayır. Ben de vejetaryen mutfağa gittikçe daha fazla çalışan bir şef olarak. Şefim buna bayılacaksınız. Nasıl lezzet katıyorsunuz mesela böyle bir vejetaryen yemek yaptığınızda? Ben özellikle daha fresh olması taraftarıyım. Yani tabii baharatına, limonuna daha bir dikkat ediyorum şefim. Onun dışında elimin lezzetine de güveniyorum. Yani vejetaryen olacak diye baharatından falan kaçmaya gerek yok değil mi? Onu bir şekilde koymamız lazım. Yani şimdi. Tabii ki şefim, tabii ki. İkizler tek yumurta mı çift yumurta? Çift yumurta, evet. Kız erkek? Bir kız bir erkek. Aynı güzel. Evet. Neden bu yemeği seçtiniz? Şefim değişiklik olsun. Çünkü ben MasterChef'in gerçekten çok ciddi hayranlarından biriyim. Ki çocuklarımla beraber, beraber zevkle her zaman izliyorduk. Somon levrek falan yapılıyor. Ben değişiklik olsun istedim. Böyle Allah sizden dedim. Razı olsun. Rica ederim. Çok seri çalışıyorsunuz bu arada. Evet şefim ben öyleyim. Arkanlı insanları sevmiyorum. Tembel insanı sevmem. Gerçekten yapım bu. Baklava açabiliyor musunuz? Evet. Yuvalama? Yuvalama yapıyorum. Sabah mesela çocuklar daha uyuyor şefim. Ben kalkıp hemen böyle yarım saat içerisinde ekmeğimi yapıyorum mesela. Sizin yaptığınız bütün tarifleri aslında eğer malzemem varsa tabii ki denemeye çalışıyordum, yapıyordum. Biliyorsunuz hayat şartları o anlamda zor. Yani koca balıkları da alamıyorduk yani öyle. MasterChef'i izlediniz mi? İzledim. Tabii. İzlemez miyim? Kimi seviyorsunuz? Proporsiyon dikkat edin ha. Bir dakikanız kaldı. Hangi yarışmacı seviyorsunuz? Ben Alican hastasıyım. Temiz kalpliliği. Bilmiyorum bana yansıyan oydu. Çok iyi çocuk ya. Benim için de iyi insan olması yani başarılı tabii ki Adana olsun insanlar. Beyefendisi. Değil mi? Tam bir Adana beyefendisi. Onu inanılmaz çok seviyorum şefim. Krem kremel biliyor musunuz? Biliyorum şefim ama onda biraz böyle hatalar yapıyorum. Onu şu anda üzerine çalışıyorum. 30 saniyen kaldı. 30 saniyen kaldı. Hadi yemeği bitir. Bence vallahi tabaktan... bir anda bitecek bak şunları falan koy. Tamam şefim tamam. Hadi. Daha eksik malzeme mi var? Oho. Hayır. Daha salatasını falan koymadı hiç. Öyle mi? Şey. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1.
Tabakta memnun musunuz? Şefim, lezzetinden kesinlikle çok memnunum. Tabağıma güveniyorum. Güveniyorum. Tamam. Bakalım o zaman. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Lezzetli yaptın mı? Evet. Nereden biliyorsun? Tadına bakmadın ki hiç. Biliyorum ama şefim, çünkü ben evde yaptım, denedim. Ama burada yaptığınla evde yaptığın birebir aynı olmaz ki Sevim. Biliyorum şefim ama. Yemeğin tadına bakmayı öğrenmemiz lazım Sevim. Evet, yetiştiremedim. Memnun musun tabakta? Memnunum. Biz memnun olacağız mı sence? Ha? Öyle hissediyorum, umarım. Şefim, müsaadenizle bir şey sormak istiyorum. Demans hastalığı nasıl bir hastalık? Alzheimer, Mehmet şefim. Onun biraz daha ilerisi. Konuşmayı, yemeği, yürümeyi, her şeyi unutuyorsunuz. Ve o benim bebeğim de aslında. Düşünsenize, yeni doğmuş bir bebek artık hiçbir şey bilmez ya. Yavaş yavaş yemeği öğretiniz. Pandemi döneminde şefim, biz hiçbir doktor kabul etmiyorduk eve, ki ben yatılı çalışıyordum. Ay, yemek yiyemiyor kadın, çünkü aspiri olma durumu var. Yemek yiyemedim o yiyemiyor diye, ama yedirdim ben ona. Aç kalmasını istemedim o riski göze alarak. Dolayısıyla zor bir hastalık. Allah'ım hiç kimseye göstermesin ki yakınlarına daha zor. Ben onun baktıktan sonra 10 yıl boyunca hayatın aslında ne kadar boş olduğunu, böyle aşırı hırsların, gereksiz, yani şuyum yok, buyum yok, bunlara üzülmenin çok anlamsız olduğunun da farkına vardım. Çünkü ben biraz çok üzülürdüm evim yok diye. Ama şimdi öyle değilim. Sağlık her şeyden öte. Şimdi nasıl kendisi? Bitkisel hayat. Ne güzel bir şey yapmışsınız ama. En azından vicdani olarak elinizden gelen her şeyi yaptınız herhalde. Açıkçası söylemesi gerekirse sizin tarifi öğrenince biraz da heyecanlandı yani. En azından biraz da sıra dışı bir tarife geldi. Çünkü biz seviyoruz özellikle yani. Ben size bir küçük, sadece bir küçük eksik demeyelim ya. Keşke yoksa daha iyi olabilirdi. Biraz da tuz. Öyle mi? Ama bunun dışında ben size bir şey söyleyeyim mi? Karnabahar efsane pişirdi. Ay, teşekkür ederim. Pişmiş ama al dente diyoruz yani. Evet. Hafif de bir çıtırlığı geliyor. Öyle zaten pişirmek istedim. Tavada lezzetli olacak da renkinden bellidir ya. Karnabahar belirliyor. Çok zaten lezzetli ederim. Ve lezzetsiz olunca yani. Altındaki kuru fasulye püresi seçmek güzel bir dokunuş, kıvamı ve üstündeki aslında limonu tamamen onu dengeleniyor ve lezzetlendiriyor yani. Çok güzel ve düşünceli bir tabak. Mükemmel yakın yaptınız yani. Ay, diyebiliyoruz yani. Ya gerçekten bravo, ellerine sağlık. Ben de çok koskocaman bir evet de çok geliyor teşekkür yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
etkileyici bir performans yani. Yemek aynı aşk gibi aslında zıt kutupların birbirini çekmesidir. Karşı kontrastları iyi kullanırsanız genelde yemek güzel olur. Sadece lezzet olarak değil yani acı, tatlı, tuzlu, şekerli gibi değil. Aynı zamanda da tekstür olarak da, renk olarak da zıt kutupları birleştirdiğiniz zaman genelde güzel lezzetler çıkar. Sizin tabağınızda sadece bunu sebze kullanarak yapmanız bir kere takdire şayan. Çünkü lezzet olarak alttaki fasulye püresi neredeyse lezzetsiz denebilecek kadar tuzsuz. Ama üzerindeki salatanızda aşırı sirkeli ve tuzlu ikisini birleştirince keyifli bir şey ortaya çıkıyor. Bu kontrastlarda bence tek yakalayamadığınız yer fasulye püresiyle karnabahanın aynı renk olması. Yani beyazın üzerine beyaz koyduğunuz zaman gözükmüyor. O da küçük bir uyarı. Evet. Çok da önemli değil ama lezzet olarak sadece sebze kullanarak yaptığınız için üzerindeki o koyduğunuz biraz daha küçük kesilse daha bir salsa, chimichurri tarzı kesilse daha keyifli olabilecek ama lezzet olarak çok keyifli sos benden de evet almanızı sağlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, iki tane evetiniz var. Bir sonraki tura geçtiniz. Arkadaşlarıma ilave edeceğim bir şey yok. Bir sonraki turda başarılar diliyorum. Çok teşekkür evet, ederim. Evet mi, hayır mı sizden? Evet. Üç evet. Çok teşekkür ederim şefim. Aynı zamanda çok da temiz çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bana biraz Esra'yı hatırlattınız. Teşekkür ederim. Hem hızlı, hem verimli, hem lezzetli ama aynı zamanda temiz çalışıyorsunuz. Gerçi bizim maşallah dediğimiz. Çok teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim şefim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Söylemedim mi? Ay çok inanılmaz övgüler beni, biliyor musun Gülenler? Gerçekten mi? Harika bir tabak, bayıldım. Somer Şef, Mehmet Şef, hepsi. Önlüğümde Mehmet Şef almadı. Denedik mi? Evet, başardık. Evet. Başardık. Ay, ay.